Hepinize merhabalar. Bugün önümde gördüğünüz gibi güzel bir tavuğum, birazcık da bebek patatesim var. Bu ikili bizim ailede çok sevilen bir ikili. O yüzden de ben sık sık yapıyorum. Daha önceden tavuk çevirmeyi biliyorsunuz ben mangalda defalarca yaptım ve düzenli olarak da yaptığım bir şey. Çok da güzel oluyor. Daha önce Airfryer'da farklı farklı tavuk tarifleri de yaptık. Bütün tavuk da yaptık ama ilk defa bugün tavuk çevirebilen bir Airfryer geldi elime. O yüzden bunu da bunda denemek istedim. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi bakalım. ...başlayalım. Şimdi bu tavuk için istediğiniz harcı kullanabilirsiniz. Dışına hazır tavuk baharatları satılıyor. Bunları kullanabilirsiniz veya kendiniz evde yapabilirsiniz. Ben bugün kendi baharatlarımdan, şöyle etlerin baharatını merkeze koyarak bir karışım yapacağım. Şimdi bu, bunun içerisinde zaten soğan, domates, pul biber, sarımsak, karabiber, kişniş, hardal, zerdeçal ve az miktarda da tuz var. Şöyle göz kararı koyalım. Yaklaşık olarak ben bir yemek kaşığına yakın miktarda etlerin baharatı koydum. Böyle birazcık toprak koksun. O yüzden de bir miktar kimyon eklemek istiyorum. Ben severim tavuğun içerisinde kimyonu. Şöyle silme bir tatlı kaşığı kadar kimyon ekliyorum içerisine. Şimdi bu isteğe bağlı arkadaşlar. Bizim şu tütsü toz biberimiz var biliyorsunuz. Biz bunu tamamen Odun dumanında yapıyoruz. Yani yapay aromalarla yapmıyoruz. Bildiğiniz o etleri fümelediğimiz gibi bu biberleri fümeliyoruz. O yüzden çok aşırı kuvvetli. Yani şu bile çok diyebilirim. Şöyle yarım çay kaşığı kadar bundan ekliyorum. Çok 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 az kullanın yoksa yenmez yani. O kadar kuvvetli bir baharat. Üzerine de tuz ekliyorum. Bu kadarı yeterli olur tahmin ediyorum. Şimdi baharatı çekelim. Evet bu şekilde baharatları öğüttük. Şöyle kabımızın içerisine alıyoruz. Bir miktarında patatesleri ayıracağım arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine birazcık şunu rahat sürebilmemiz için sıvı yağ ekliyorum. Şöyle arkadaşlar inceden macun kıvamına gelmesi lazım. Tavuğumuzu kabımızın üzerine alıyoruz. Şöyle dışından baharatlarla her yeri yediriyoruz. Tavuğumuzu bu şekilde baharatladık. Şimdi çok fazla eğer dışına yoğurt sürerseniz arkadaşlar veya kırmızı toz biberi çok abartırsanız o zaman dışı yanmaya başlar tavuğun. Kızarsın istiyorsanız bunları yani yoğurdu bence koymayın veya çok inceden koyabilirsiniz. Kırmızı toz biberi de yine çok inceden koyabilirsiniz. Bunlar çabuk yanan şeyler. O yüzden de ben sadece normal bir kızarma istiyorum. Şimdi bu eldivenleri artık çıkarıyorum. Tavuğumuzu da kenara alıyorum. Şimdi arkadaşlar temiz bir bıçak, temiz bir tahta ve temiz ellerle patateslere başlıyorum. Patateslerim zaten benim bebek patates. O yüzden de sadece şöyle ortadan ikiye bölmem yeterli. Evet arkadaşlar üzerinden şimdi baharatlarını veriyorum. Şöyle de birazcık ellerimle karıştırıyorum. Evet Patatesleri de baharatladım. Bunları da şimdi kenara alıyorum. Evet, tavuklarla patatesler 5 dakika beklesin. Ben de bugün size büyük aileler için böyle tavuk çevirme ve farklı özellikleri olan bu air fryer'ı göstermek istiyorum. Bize bu air fryer'ı Robix Türkiye yolladı arkadaşlar. Daha önceden böyle çok yine böyle nitelikli robot süpürgeleriyle tanıdığımız bir marka bu. Bu sefer de böyle yine nitelikli bir air fryer getirmiş. Yani bazı yenilikçi özellikleri var. Ayrıca büyük aileler için ve çok fazla aksesuarı var. Hemen kısaca gösterelim. Robix firmasının Robwell AS29 modeli. 12 litrelik 1700 watt gücünde bir air fryer. 12 litre normalde bildiğimiz air fryerlardan çok çok kapasiteli arkadaşlar. Normal şartlarda benim bugüne kadar kullandığım en büyük kapasiteli olan 6.3 litreydi. 12 litre dediğin zaman neredeyse 2 katı gibi bir kapasite demek oluyor. Bu ciddi bir kapasite. Şöyle baktığınız zaman içerisi tamamen çelikten kaplanmış ve gayet güzel bir şekilde böyle çok hani kalite duruyor açıkçası. Ön tarafta şurada dokunmatik bir panel var. Şu tuşa bastığınız zaman aktif hale geliyor. Şuraya bastığınız zaman da burada gördüğünüz gibi 2 4 6 8 10 12 tane modu var arkadaşlar. Bunların içerisinde patates pişirme, tavuk, işte kanat için daha bütün tavuk için, deniz mahsulleri için, balık için, et için, pizza için gibi farklı farklı bir sürü şey var. Bu arada da dediğim gibi çevirme özelliği var. Şimdi vaktinizi çok almadan bir de şu aksesuarları göstermek istiyorum. Kutunun içerisine bir tane şöyle 100 mililitrelik bir yağ spreyi çıktı arkadaşlar. Bu şekilde. Bununla beraber şöyle bir tane silikon fırça, bir tane şişe temizleme fırçası. Bir de bunu rahat doldurabilmemiz için küçük bir huni çıkıyor. Yani bu kadar detaya kadar düşünülmesi gayet güzel. Onun dışında şöyle bir çevirme sistemi çıkıyor. Sistem diyorum çünkü sadece tek bir aparatla kullanılmıyor arkadaşlar. Ben şimdi göstermek için şunu size kurdum. Bu 10 adet şişi bu şekilde koyup içinde böyle çevirme yapabileceğimiz bir düzenek. Bunun ortasındaki mil ortak kullanılan bir şey. Ben şimdi bunu bu şekilde açtığım zaman şuralarda küçük mandalları var. Şu mandalları şu yanlarındaki mandalları, bakın, şuradaki mandalları açtığımız zaman ortasından mili çıkarıyoruz ve bu şekilde parçalı bir düzenek oluşuyor. Şimdi bu mil aynı zamanda şu patates sepetiyle de kullanılabiliyor. Bunda ister patates yapın, isterseniz daha önce ben kanat yapmıştım biliyorsunuz bu sepette mangalda. O tarz bir şey de kullanabilirsiniz. Bunu da yine bak, bu şekilde taktığın zaman. Şu kenarlardan az önceki mandalları takarak sıkıyorsunuz ve içerisinde bu şekilde dönmesini sağlıyorsunuz. Ayrıca bizim bugün kullanacağımız olan aparat yine bu. Buna bu şekilde her iki tarafından da böyle tavuk gibi şişin içinde kendi dönmesini engelleyen iki tane de böyle kancası var. Bu kancaları da arkadaşlar yine buradan bu şekilde takıp sıktığımız zaman Az sonra zaten uygulamalı da göstereceğim. Bu aparatı da kullanmış oluyoruz. Bunda da isterseniz bütün tavuk, isterseniz parça butları yan yana dizip, bu şekilde sıkıştırarak pişirebiliyorsunuz. Şu aparat da, az önceki işte bu şişi sıcakken eliniz değmeyeceği için bu şekilde bu şişi tutup, içinden almanıza yarıyor arkadaşlar. Soğukken rahat takabiliyorsunuz ama çıkarırken bu aparat yardımıyla bütün bunların hepsini alabiliyorsunuz. Bu da yine güzel düşünülmüş bir detay. Ayrıca içinden şöyle iki adet tepsi çıkıyor arkadaşlar. Bir tanesi delikli, bir tanesi de düz yüzeye sahip. Şimdi bu damlama tepsisi olarak kullanılabiliyor. Şöyle en alta yerleştirebiliyorsunuz. İsterseniz düz yüzeyi sayesinde ızgara, et vesaire bu tür şeyler için düz tepsi olarak da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda içerisinin temizliğini koruyabilmek adına en alta bu şekilde yerleştirip damlamaları tutan bir tepsi olarak kullanabiliyorsunuz. Bir tane de bu şekilde delikli tepsi var. Bu da hava akımını kesmeden pişmesini istediğiniz yiyeceklerin etrafında hava dönsün istiyorsanız o zaman mesela patates vesaire gibi bunlar da pişirebilirsiniz. Bu arada etli tavuğu vesaireyi de bunda pişirebilirsiniz. Bunu da bu şekilde koyabiliyorsunuz. Oldukça fazla aksesuara sahip ve bunların hepsi e, paketin içerisinden çıkıyor açıkçası. Güzel bir şey bu. Bu arada 200 dereceye kadar çıkabiliyor. Bunu da söyleyeyim. Şimdi artık daha fazla uzatmadan pişirme işlemine başlayalım. Şimdi bu işlem için sadece damlama tepsisini içeride bırakacağım. Şuradan ben bir ön ısıtma taraftarıyım arkadaşlar her zaman için. Önden muhakkak yeni aldığınız zaman hep söylüyorum. Boş olarak muhakkak çalıştırın. Bu arada şu an çalıştırdım. Nispeten büyük bir cihaz. Yani 12 litre bana göre daha büyük bekliyordum açıkçası. 12 litreye göre çok fazla yer tutan bir cihaz değil. Ama tabii diğer modellere göre biraz daha büyük ve gürültüsü de orta düzey diyebileceğimiz bir düzeyde. Şimdi o bir taraftan ısınırken ben de şu tavuğu şişe takayım. Bu arada arkadaşlar, içerisinden Türkçe kullanım kılavuzu çıkıyor bir de Robix'in garanti belgesi çıkıyor. Robix Türkiye garantili bu. Ben ürünün linkini aşağı açıklamalar kısmına bırakacağım. Siz oradan ürünü inceleyip değerlendirebilirsiniz. Şimdi ben tavuğum bu şekilde. Şöyle ayakları zaten bağlı. Buradan şu şişi çıkartıyorum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi şu iki ucundan sıkıştırma aparatlarını takıyorum. Evet arkadaşlar burayı çok rahat bir şekilde sığdı. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi kanatları bağlamam gerekiyor mu? Zemine sürter mi? Açıkçası o kısmı daha bakmadım. Çünkü bizim biliyorsunuz gurus mangallarda bile zemine sürtebiliyor. O yüzden onu bir prova etmem gerekecek. Evet bir 5 dakika kadar ısıtmış olduk. Şimdi dayanamayacağım. Şunu bir bakmam lazım. Evet arkadaşlar bu şekilde içerisine koydum. Şimdi Buradan basıp programı iptal edebiliyorum. Şimdi tekrar bastım, çalıştırdım. Şimdi bir döndürüp görmek istiyorum. Buradan programa bastığım zaman bakın, şu an mesela patates modundayız. Bastıkça program değişiyor. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bakın tavuk çevirme logosu var. Buna gelip şurada bakın çevirme tuşu da zaten var. Play'e bastığımız zaman şu an bu hazır program 200 derece 30 dakika veriyor. Daha önce bunu bu şekilde test etmediğim için bu süre yeterli mi bilmiyorum. Benim tavuğum gördüğünüz iri bir tavuk. Şimdi oradan gözüküyordur herhalde. Şu an içeride tavuk dönmeye başladı ama bak kanatlarını bağlamadığım için şu an yere sürtüyor. Bu da motoru zorlar. Bu hoş bir şey değil ama şu an gayet güzel döndürüyor. Bir sıkıntı yok. Şurada arkadaşlar bir çevirme ile alakalı bakın bir tuş var. Bastığım zaman bakın durdu. Burada ışığı istediğimiz zaman yakıp kapatabileceğimiz bir tuşu var. Buradan da tekrar bastığımız zaman bakın hem ileri, hem geri yöne çevirme imkanı var. Şimdi ben bunu pişirmeye başlamadan önce yine programı durdurayım, işimi sağlama alayım. Evet arkadaşlar, şimdi tavuğu çıkardım. Şöyle kanatları güzelce bağlamam lazım ki alt taraflara sürtüp de motorumuzu zorlamasın. Evet, provamızı yaptık. Kanatlar sürtünce çıkarıp tekrardan toparladım şu an. İyice şöyle bağladım bakın. Şöyle gördüğünüz gibi artık bir yere sürtecek bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar şöyle tekrardan yerleştirdim içine. Şimdi tekrar açıyorum. Işığını da yakalım görün sizde. Çevirme programını seçiyorum arkadaşlar. Çevirme programına geldiğim zaman 200 derece 30 dakika veriyor. Buna basıyorum. Şu an gördüğünüz gibi içerisinde tavuk dönmeye başladı. Altında da patatesler de kurtardı. Şimdi bu şekilde pişirmeye devam edecek. Kendi programı 30 dakika veriyor. Ben daha öncesinde bunu yapmadım. O yüzden ben 30 dakikayı bekleyeceğim. Sonunda bir bakacağım. Dışı nasıl kızarmış, içi kaç derece olmuş vesaire süre konusunda sizi bilgilendireceğim. Yaklaşık olarak 20 dakika oldu. Şu ana kadar gayet güzel gidiyor. Şöyle bakın. Işığını yakayım. İçeride tavuğumuz dönmeye devam ediyor. Alttaki patatesler de neredeyse pişti. Az önce bir kontrol ettim. Hatta tavuk benim biraz büyük. Alttaki böyle patateslere değiyor diyor. Altını birazcık da boşalttım ki motoru zorlamak istemem. Şimdi bir ara kontrol yapmak istiyorum. Şöyle şu an tam 20 dakika olmuş açıyorum. Bakın arkadaşlar şu an tavuğun görüntüsü şu haliyle bile gayet güzel. Şimdi tam göğüs kısmı bana bakıyor. Buradan şu an göğüs 45 derecelerde daha yolu var. Butta 48 derecelerde daha yolu var arkadaşlar. Yani öyle tahmin ediyorum bu 30 dakikaya da bir ek süre eklemem gerekebilir. Yine de ben şu an kendi süresini bekleyeceğim. Bittiği zaman tekrardan kontrol ederim. Eğer derece uzadıysa vakti eklerim, size de söylerim arkadaşlar videoyu uzatmamak adına. Biraz sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, ilk 30 dakikalık süre bitti. Ben bunun üzerine bir 10 dakika daha ekledim. Tam böyle 37-38 dakikalarda kontrol ettim. Tavuğun güvenli sınırlarını aşmışız. Tavuğun göğsü minimum 60 derece. Butları da minimum 75 derece pişmesi gerekiyor. 60 derece bir tık az geliyor bana. Ben o yüzden 65'leri zorluyorum. Şimdi şu an artık o sınırları geçtiğimizi düşünüyorum. Tekrar bir kontrol edeceğim. Bu arada da zaten bitmek üzere. Ama şunu söyleyeceğim. Bak birazdan rengini göreceksiniz. Muhteşem pişirdi gerçekten muhteşem pişiriyor. Yani dış rengi falan çok iyi. Arada termometreyi batırdığım yerden resmen su fışkırıyor yani. Zaten biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. Air özellikle tavuk ve köfteyi gerçekten muhteşem pişiriyorlar. Bu sefer de güzel bir tavuk yiyeceğiz gibime geliyor. Evet arkadaşlar finale geldik. Şimdi az önce şu aparatı kullanamamıştım. Acebilik tabi. Ama çok güzel bir aletmiş. Ben hani sadece almak için diye düşünmüştüm ama yani hem çıkarırken hem alırken arkadaşlar şuna bakın ya. <laughs> Vallahi var ya. 10 numara kızardı yani. 10 numara şuna bakar mısınız? Gerçekten çok güzel duruyor. Altında da patatesler de şöyle göstereyim size. Biraz da büyük almışım tavuğu. Tavuğun şöyle çevirme hareketini zorluyor diye birazcık altını açtırdım. Evet hacım hoş geldin. Valla hoş buldum Mustafa ya. Çok uzun bir aradan sonra. Evet. Uzun bir aradan sonra senle buluştuk. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun şöyle fırçasıyla beraber alıp bunu böyle üzerinden yağlıyorum. Arkadaşlar ekstradan yağ koymadık biliyorsunuz. Şu an bu gördükleriniz tavuktan akan yağlarla pişti. Ve bakın nasıl güzel altı da kızardı üstü de kızardı çok güzel oldular birazcık şöyle üzerlerinden tuz ekleyeceğim şunlara biraz da kekik evet şimdi bunları aldık hacım bunu da şöyle <laughs> üstünden döküyoruz arkadaşlar bazıları air fryer'ları bu yağdan kurtulmak için <laughs> kullansa da biz yağ seviyoruz İsteyenler bunu hani ayırabilir ama Bizim içimiz gidiyor. Evet Hacı Baba, tekrardan hoş geldin. Vallahi hoş bulduk Mustafa. Arkadaşlar, şunları da kaldırıyorum. Bu arada ana gövde haricindeki bütün malzemeler bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Bunları şimdilik arkaya alabilirim artık, tadımımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim, bakın bu taraftan yırtmışım deriyi biraz ama yani şu görsele bakar mısınız ya? Hani Aynası iştir, kişinin lafa bakılmaz hesabı. E, mesele ortada. Çok güzel bir renk verdi. Her yerinde eşit pişirdi. Gerçekten güzel. Hadi bakalım. <laughs> Patatesden başladı hemen acaba. Ben de tadayım şimdi. Hani bak. Nasıl olmuş? Harika olmuş. <laughs> Arkadaşlar ben kabuklarıyla yiyorum. Ben Müsaadenizle. Bismillah. Bunu da böyle Mustafa, Oo. şöyle yapmak Kremi istiyorum. Olmuş. Hı -hı. Bunu da böyle yapmak istiyorum. Yani gerçek belli olsun. Hiç sıkıntı Şuraya yok bak. acaba baba. Abi. Biz de biliyorsun her şey açık. Hiç problem yok. Buraya bak. Gerçekten. Arkadaşlar gerçekten tandır gibi çok güzel Vallahi pişirmiş. Ve ya şu butun rengine bir bakın ya. Vallahi var ya rengine bayıldım yani. Resmen bayıldım. Nasıl sululuğu? Ya. <laughs> bak ellere bak eller. <laughs> nasıl? gerek yok. Arkadaşlar çok sulu pişiriyor ya gerçekten. Ben şimdi sana bir çamur yapacağım yani hemen. He. Yani biliyorum biz iki kişiyiz. <laughs> i̇ki kişiyiz abi. Ben en bunu anca şey yaparız yani. Ben çok hoşuma gitti. Ya yapma ya. Acım ama Hadi dur bakalım bu sonra. daha ziyade büyük aileler için ama tabii ki ne demek senin Vay canın sağ olsun. Al bunu ben buna al bakayım şimdi sen ben de bunu alayım. Tamam şöyle bir buttan tatmış olalım. Hadi evet. bismillah. Arkadaşlar müsaadenizle. Bismillah. Hı -hı. Gerçekten su ya. çok iyi pişmiş. Zaten anlaşılıyordur. Yani daha böyle ağzına alırken evet, sıfır direnç. Patatesler de nefis olmuş arkadaşlar. O baharat, bak. o tavuğun yağını da çekmiş bir de var ya. Yani şöyle söyleyeyim bakın, bak. Bak, görüyor musun yani gerçekten pamuk olmuş. Yani i̇lk defa böyle yani pamuk. çok çok pamuk olmuş yani. Evet. O bu ya kendi yağı damlaya damlaya. Şimdi biz Bilmiyorum. hep air fryer'da yağsız pişirmeye yönelik işler yaptığımız için patates bu kadar lezzetli olmuyor. Şimdi burada o tavuğun kendi yağı dökülmüş gerçekten çok iyi olmuş yani. Gerçekten on numara olmuş. Hacı baba. Hacı tamam, Şöyle istersen onu ayır kenara sonra devam edelim. Birazcık da şu Oy göğsünden ay alalım. Bu arada şu pideye Lütfen bir bakar mısın? <laughs> ondan alma hiç gerek yok. Şu pideden alalım abicim benim. Bak, bak oğlum bak. Yani pidesi... Vallahi bak gerçekten arkadaşlar. Evet. Şimdi, şimdi bir de göğsünden alalım. Biliyorsunuz göğsü sulu pişirmek biraz daha zor olan. Şimdi ben burada açıkçası güveniyorum yani. Yani şöyle göstereyim size bak. Bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle bir şey yok. Yani göğüs eti burası. Ben burada bunu görüyorum yani bak. Evet. Hacı baba buyurun. Şu göğüsten de bir tat bakalım. <laughs> çok iyi değil mi? Yani samimi söylüyorum yani bak hani göğüs yememek için bir kavga çıkar ya evde. Hadi kimse göğüs yemek istemez. Ya burada gerçekten öyle bir durum yok. 10 numara ya bak 9 değil 10. Vallahi Gerçekten çok beğendim yani. Çok yani zaten siz de kendi yorumlarınızı muhakkak yapın. Şimdi Hani koyduk gördünüz yani hemen sadece dışına bir ince baharat sürüp içine koyduk. Bir daha ben çekim yapmasam çeker giderdim yani hiç buna bakmazdım bile. Ama çekim yaptığım için ve ilk defa da kullandığım için hani böyle devamlı bir gözlemledim. Yani çok iyi pişirdi ya. Gerçekten çok iyi pişirdi yani 10 numara kızarttı. Normalde 1700 watt bir cihaza göre çok kuvvetli. Ama benden iyi not aldı yani. Evet hacım. Benden daha çok kaldı. <laughs> çok güzel oldu. Evet bence de çok güzel olmuş. Arkadaşlar sizler de lütfen fikirlerinizi yazın. <laughs> Robix Türkiye'ye bu cihazı bize incelemek üzere yolladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Açıkçası sizlerden bu tip cihazlarla ilgili incelemem için çok talep geliyordu. Instagram'dan daha böyle özellikle büyük aileler abi bu cihazları inceler misin diyordu. Ben burada fiyat performans noktasında ve aksesuar ve ekipman anlamında da böyle hani biraz daha dolu dolu bir şey incelemek istiyordum. Açıkçası çok içime sindi. Yani kesinlikle benim normal zamanda da hani sık sık kullanacağım bir cihaz oldu. O kesinlikle söylüyorum. Çünkü bizim evde de hani biz daha büyük air fryer'lar tercih ediyoruz. Benim iki tane tam yetişme çağında kızım olduğu için onları doyurması birazcık zor oluyor. 4 kişilik ve büyük aileler için çok çok ideal. Tabii ki küçük aileler de alabilir. Bu cihazla ilgili başka yapmamı istediğiniz başka şeyler de varsa aşağı lütfen yazın. Başta gösterdiğim çok güzel çeşitli aksesuarları var. Onlarla da başka içerikler yapabiliriz isterseniz. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı, unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.